Merhaba arkadaşlar, nasılsınız, neler yapıyorsunuz? Bugün sizlere Kasım ayı boyunca neler okudum onlardan bahsedeceğim. Çok güzel bir ay yaşadım. Okuma listemin hepsini okudum. Güzel bir şekilde yavaş yavaş son 3-4 gün biraz sıkıştı ama bir şekilde hepsini hallederek kitapları bitirdim. Biraz hafif kitaplar seçmiştim bu ay için. Öyle çok da kafa yorucu kitaplar değildi. Rahatlatıcı tarzda seçmiştim çünkü Aralık ayı için bomba kitaplar seçtim. Okuma listem isterseniz videosunu çekmiştim, bakabilirsiniz. Evet arkadaşlar, şimdi ilk olarak sizlere modern klasiklerden bahsedeceğim. Bunlardan ilki Wells'in Doktor Mario'nun Adası. Biliyorsunuz Wells bilim kurgunun başlangıç yazarı diyebiliriz. Hani bilim kurgunun temellerini atan yazar diyebiliriz. Bu kitabında da yine bir denizcinin fırtınada kaybolarak bir adaya mahsur düşmesi ve orada Moreau adlı bir doktorumuzun orada gerçekleştirdiği, bilimsel olarak yaptığı deneylere şahit olacak. Çok enteresan bilgiler. Böyle bilimsel açıdan kitap daha çok yoğun. Hani verilen bilgiler zaten döneminde de bayağı bir tartışmalara sebep olmuş bu kitap. Güzeldi. Yani vermek istediğini yine çok güzel aktarmış Wells. Yani hoş bir kitaptı ama dediğim gibi ilk modern klasikte deneyecekler için biraz ağır gelebilir hani bilimsel terimlerden kaynaklı. Ama yani yine harikalar yaratmış diyebiliriz. Bir diğer kitabımız Karanlığın Yüreği. Bu kitabımız yazarın galiba kendisinin yaşadığı Afrika ülkelerine bir ziyaretiyle deneyimini bize aktarmaya çalışıyor. Hani kitapta daha çok ben siyahilere yapılan zulümleri, onlara yapılan haksızlıkları okurum diye bekledim ama bu daha farklı bir bakış açısıyla bakmıştı. Hani çok kolay okundu ama çok da beklediğimi bulamadım. Ne yalan söyleyeyim. Hani ben daha farklı bir konuya değinir diye düşünürken o kendi yolculuğuna biraz değinmişti. Yani çok da farklı bir şey göremedim kitapta. Normali diyebilirim. Şimdi ise bu ay severek okuduğum bir diğer kitaba geçmek istiyorum. Haruki Murakami'nin Sahilde Kafka adlı kitabımız. Çok çok güzeldi. Yine çok çok güzel mesajlar vermişti. Bunu bir arkadaşımla yavaş yavaş okuduk biz. Böyle irdeliye irdeliye. Şimdi 15 yaşındaki Kafka Tamura annesi küçükken ablasıyla birlikte onu terk etmiş. Babasıyla da arası çok iyi değildir ve 15 yaşında evi terk etme kararı alır. Sırt çantasına gerekli eşyalarını alır ve kaderinin götürdüğü ve o içindeki hisle bir beraber bu yolculuğa çıkar. Çok fazla kitap okur ve zaten takıldığı tek yer kütüphanelerdir. Bu konuda birçok kitap konusuna değiniyor. Onlar hakkında konuşması, onlar hakkında bilgiler vermesi, yazarlar hakkında değinmesi. Diğer taraftan müzikler, Beethoven hakkında değindiği bilgiler, müzikleri hakkında bilgileri yine çok çok şahaneydi. Kafka Tamura üzerinden hani onun hikayesi bir şekilde bir çocuğun yaşadığı sıkıntılar, anne tarafından terk edilmesi ve o taraftan yaşadığı sıkıntılar, babasıyla yaşadığı sıkıntılar, hani bir ergen yaştaki bir çocuğun yani bakış açısıyla dünyaya bakıyoruz diyebiliriz. Tabii ki Haruki varsa işin içinde farklı evrenler, bilim kurgu, fantastik tarzı olaylarımızda muhakkak bulunmakta. Onun için zaten dili çok akıcı, hemen okunuyor. Onun için hani sıkıntı yaşamayız ama yine de 16 yaş altı bu kitap okumazsa güzel olur. Bir diğer taraftan şu konuya da değinmiş, o da güzeldi. Kadınların cinsiyetçilik konusunda bakış açıları, dünyanın bakış açısı, insanların bakış açısına değinmesi ve ona bir açıklık getirmesi de güzeldi. Yani ben çok çok severek okudum. Yine yazarımızın kitaplarından yavaş yavaş okumaya devam edeceğim. Bakalım ileriki aylarda hangi kitaplarını okuyacağım ama büyük ihtimal hepsini yavaş yavaş okuyacağım. Evet. Bir diğer kitabım Hasan Gören'in Zan adlı kitabı. Bunu da bir arkadaşın önerisiyle almıştım. Şimdi kitabımızda daha çok İrfan karakterimiz var. İrfan, Serap ve Fuat karakterimiz bir Türkiye'nin tam karışık olduğu, siyasi olayların had safhada olduğu bir dönemde üniversite öğrencileri. Şimdi o dönemde bir baskın, bir olay oluyor ve bunlar bu üçü bir
İrfanların evine yazlığına gidiyorlar ve birkaç gün orada günlerini geçiriyorlar. Ve bu olay döneminde burada tabii ki bir aşk üçgeni de var. Biz İrfan'ın gözüyle kitaba bakıyoruz. Yani kitap başlangıç olarak çok çok güzeldi. Hani bir akıcılıkla ilerledik. Ortalarda İrfan'ın çok iç monologlarıyla çok savaştık. Hani çok çok fazlaydı. Biraz sıkıldım. Sonlara doğru yine olay örgümüzü öğrenmeye çalıştık. Neler oldu, kime, hangi karakter neler yaşadı. Onları öğrenirken hani güzel bir şekilde bitirdi kitabı. Dili güzeldi, akıcıydı. Hani dediğim gibi ortaları biraz sarstı. Ondan sonra yine güzel bir şekilde devam etti. Farklı, yazarımızın ilk kitabıymış. Başka bir kitabı var mı pek araştırmadım ama ilk kitabı olduğunu biliyorum bunun. Yani güzel bir kitaptı. O dönemi biraz daha farklı bakış açısıyla gördük. İrfan iş dünyasını gördük. Neler yaptığını gördük. Yani bir insanı analiz ettik diyebiliriz. Bu da öyle ince bir kitaptı diyebilirim. Şimdi Bitik Adam, Thomas Bernhardt'ın kitabı. Bu kitap beni bitirdi. Cidden yani çok çok yoruldum. Kitabımız tek paragraftan oluşmakta. Yine bu da yine iç monologlarla oluşan bir kişinin birkaç yıl önce, daha doğrusu yıllar önce beraber yaşadığı, beraber eğitim aldıkları üniversitede kişinin onun hakkında eleştiri yapmaya, onun hakkında bilgiler toplamaya çalışması ve onu öldükten sonra hani onun hakkında düşüncelerini bir araya getirmek için oluşturduğu bir yazınsalı okuyoruz. Ve adam çok çok takıntılı bir şekilde aynı şeyi tekrar tekrar tekrar, çok fazla tekrar var. İyice beynimize yerleşsin diye bir düşüncesi varsa, ki düşündüm, düşünüyorum kelimesi çok çok fazla geçiyor. Yani incecik olmasına rağmen gerçekten çok çok zorluyor ama yani farklı bir kitaptı diyebilirim. Yani bayağı biraz kendinizi geliştirmeniz lazım bu kitabı böyle kavrayarak okuyabilmeniz için. Evet arkadaşlar, bu kitap da öyleydi ama bayağı bana çektirdi diyebilirim. Bir diğer kitabım Agatha Christie'nin 10 Küçük Zenci. Çok çok güzeldi. Kesinlikle alıp okuyabilirsiniz. Polisiye gerilim tarzını seviyorsanız da muhakkak alın. Film, küçük mini dizi mi film gibi bir şey de varmış galiba. Onu daha izleyemedim. Çünkü daha yeni okuyup bitirdim bu kitabı. Şimdi bir kişi 10 tane farklı farklı bir karakterde insanları bir adaya toparlıyor. Ve bu adada ilk geldikleri gün ölümler başlıyor. Peki bunları öldüren kim? Ben hani o kadar en baştan biliyordum hani, çünkü genelde çok küçük ipuçları veriyor. Notlar bile almaya başladım bu kişi diye. Çünkü 10 tane farklı karakterimiz var işin içinde. Yani yavaş yavaş ölmeye başlıyorlar. Kim bunları öldürüyor? Adada çünkü onlardan başka kimse yok. Yani çok küçük, sadece bir ev. Saray gibi bir ev. Yani ama sonu gerçekten güzeldi. Küçük bir şeyi yakaladım ipucunu ama hangisi olduğunu bir türlü bulamıyordum. Ama yine de çok akıcı ve sürükleyiciydi. Gerçekten içine aldı ve götürdü. Ben 24 saat içinde bu kitabı bitirdim. Bir diğer kitabım Kafes kitabının devamı olan Mallory adlı kitabımız. Şimdi Kafes'i ta birkaç sene önce okumuştum. Kafamda birkaç soru kalmıştı. Hani neden canavarlar var? Hani neden bir anda ortaya çıktılar ya da nasıl onları yenebiliriz mantığıyla, ya da neden öyle bir kalla bitti bu son diye. Devamı geldi. Zaten biliyorsunuz Kafes'inde yine filmi de vardı. Sandra Bullock'tu galiba, oynamıştı. Şimdi bu kitapta da yine bu sefer o ulaştıkları yerde bir, yine orayı da canavarlar ele geçiriyor. Onlar başka bir kamp alanı gibi bir yere yerleşiyorlar. Ve aradan yıllar geçiyor. Çocuklar büyüyor ve artık farklı şeyler istiyorlar. Bir gün kapılarına bir postacı geliyor. Şimdi postacı da Molly karakterimizin anne babasının yaşadığını söylüyor. Hani o söylemiyordu, daha doğrusu elindeki bilgilerle nüfus müdürü olduğunu bahsediyor. Nüfustan sorumlu kişi olduğundan bahsediyor. Ve ondan sonra Molly artık bir karar vermesi gerekiyor. Anne babasına ulaşabilecek mi, ya da yaşıyorlar mı tam emin olabilmek için. Çocuklar da hani istekli olduğu için bu yolculuğa çıkmaya başlıyor ve bir trenin de olduğunu öğreniyor. Acaba tren gerçek mi, yok mu, var mı, onu tam bilmiyoruz ama bir yolculuğa başlıyorlar. Ama böyle bir gerim gerim bir ortam. Bayağı bir sırlar var. Birkaç tane o sırları yavaş yavaş öğreniyoruz.
Güzel de ilk başlar biraz sıkıcı, hani sanki kafesin tekrarı gibi. Ama son 150 sayfa falan galiba harikaydı. Şu an kardeşim de okuyor. Şuraya kadar okumuş. İşaret bırakmış. Kaç sayfa? 310, 332 sayfa. Yani yarısı biraz tekrar gibi ama sonlara doğru gerçekten muhteşemdi. Ben çok severek okudum diyebilirim. Evet, severek okuduğum bir diğer kitap daha. Sebastian Fitzek'in Ruh Kırıcı adlı kitabı. Şimdi, Ruh Kırıcı adlı bir katilimiz var. Yani insanlara hiçbir zarar vermiyor ama psikolojikmen felç hale getiriyor. Hiçbir tepki veremiyorsun, iç dünyandasın ve dışarıdan hiçbir tepki veremiyorsun. Bir sürede sonra zaten ölüme sebep oluyor. Şimdi burada olayımız şöyle başlıyor. Bir klinikte bir karakterimiz uyanıyor ve hafızası kaybetmiş. Neler olduğunu tam hatırlamıyor. Sadece biraz gitgellerle hatırlıyor. Ve bir ruh kırıcı ne oluyor? Olaylar böyle biraz gelişerekten bunların bulunduğu klinikte ortaya çıkıyor ve birini öldürüyor. Daha doğrusu birini yine ele geçiriyor. Ve felç olmasına sebep oluyor. Ve olaylarımız bundan sonra başlıyor. İçlerinde hani ruh kırıcının bir kişi olduğunu tahmin ediyorlar ama o gerilim dolu sahneler, yine kış, kar, fırtına, elektrikler şey çekmiyor, elektrikler gitti, nedir onun ismi, telefonlar çekmiyor. Yani gergin bir ortam, ruh kırıcı onlara ulaşabilecek mi, yapmak istediğine, onları korumak istediklerine. Çünkü bir de galiba şu şeye denk gelmişti, yılbaşı kutlamaları döneminin izinine denk gelmiş. Çok da az insan var klinikte. Düşünün artık ortamı. Bayağı bir gerilim dolu bir kitaptı. Sonu gerçekten yine çok çok şaşırttı. O kadar yine hani böyle arıyorum küçük tiyoları, bulmaya çalışıyorum ama yani yine bulamadım. Gerilim severler için gerçekten şahaneydi. Evet, bir diğer kitabım İyi Kız Mary Quist'in kitabı. Şimdi ben bu kitabı böyle bir şey bekliyordum. Daha böyle sakin, böyle çerezlik okur gider dedim. Kurguyu biraz basit bekliyordum, ne yalan söyleyeyim, ama kurgu beni o kadar sardı ki. Şöyle bir düşünün. Bir kızı akşam biri kaçırıyor ve 3 ay sonra kız geri geliyor. Ama bu kızımız aynı kız değil. İsminin farklı ama anne babasını tanıyor ama isminin farklı olduğunu söylüyor. Şimdi olayımız şöyle. Bir 3 ay önceden gidiyoruz. Bir de 3 ay sonrasından devam ediyoruz. Sonu beni tepetaklak etti. Yani sonunda üzüldüm ve çok çok sinirlendim. Ama oraya gelene kadar o kadar güzeldi ki böyle hani ilerleme. Colin'in gözüyle okuyorduk. Bir de dedektifimiz vardı. Onun gözüyle okuyorduk. Bir de kızımızın annesinin gözüyle okuyorduk. Hani üç kişi karakter gözüyle kitabımız ilerliyordu. Ama son sayfalar var ya, beni çok çok şaşırttı. Hani böyle sürükleyici, macera tarzı, böyle arada okumak isterseniz gerçekten şahaneydi diyebilirim. Bir diğer kitabım Kemal Tahir'in Yol Ayrımı kitabı. Şimdi biliyorsunuz bu Esir Şehir üçlemesinin son kitabıydı. Bunu bir arkadaşımla aylardır okuyoruz. Şimdi İlk kitap muhteşemdi. Milli Mücadele dönemine değindik. İkinci kitapta hapse düşmüştük Kamil karakterimiz. O hapishane hayatı, hapishanede neler yaşadığı, hapishane ağzını okuduk diyebilirim size. Bu kitabımızda ise zaman geçmiş, Kamil'in kızı Ayşe büyümüş. Türkiye bir siyasi particilik dönemine geçmiş, muhalefet kurulmaya başlıyor. Serbest parti, muhalefler, muhalefet, hepsi böyle bir curcuna içinde ve bunu halk ağzıyla okumaya çalışıyoruz. Herkesin bakış açısıyla. Arada Kamil'in kızıyla kısımları var. Oralar muhteşemdi. Kızının bir karakterle sohbeti vardı. Oralar çok güzeldi. Arada beyitler vardı. Onlar çok güzeldi. Böyle arada okuyorlardı. Oraları çok beğendim. Ama genel olarak beni çok çok zorladı. Hani o ilk kitabın zevkini son iki kitapta hiçbir şekilde yakalayamadım. Yani yine de Kemal Tahir'in dilini çok sevdim. Sadece siyasi konular biraz karmaşık ve böyle herkes sanki bir ağızdan konuşuyormuş gibi olduğu için olayın içine giremedim bir türlü. Ama yine de Kemal Tahir'in kitaplarını okumaya devam edeceğiz arkadaşımla. Bu kitapların ben yorumunu yaptım.
Gece Yarısı Kuleleri ve Işığın Anısı, biliyorsunuz Zaman Çarkı'nın son kitaplarıydı. 14. kitapla son bulmuştuk. Bu ikisinin de yorumunu yaptım. Zaman Çarkı'mı artık veda ettim. Şurada duruyorlar. Bitirdim artık. Çok güzel. 0. kitapta zaten bu ay okuyacağım. Onu da artık temelli artık bitireceğim. Zaman Çarkı'nı. Evet arkadaşlar, bu kitapların yorumunu merak ediyorsanız videoları var. Oradan bakabilirsiniz. Çünkü Zaman Çarkı'na girersem en az bir yarım saat sürer. Evet arkadaşlar, benim bu ay okuduğum kitaplar bunlar. Sizler de arasında okuduğunuz varsa yine yorumlarda konuşabiliriz. Yani bu ay dediğim gibi biraz böyle serbest takıldım. Biraz keyfime baktım diyebilirim ama bu ay Aralık ayında dehşet klasikler okuyacağım. Dediğim gibi okuma listeme bakabilirsiniz. Sizin de okumak istediğiniz varsa beraber okuyabiliriz. Evet arkadaşlar, benim kitaplar hakkında söylemek istediklerim bunlardı. Çok fazla spoiler vermemeye çalıştım. Böyle sağdan soldan değindim. Bugünlük videomuz bu kadar. Kendinize iyi bakın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.